var. Merhaba. Murat Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Öncelikle bizleri de burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Böyle ben röportajıma Orhan Bey ile başlayacağım müsaadenizle. Sizleri tanıyalım. Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti Orhan Bey? Sektörle tanışma hikayemiz 1986 ile başlar. 2004'te kurulan bir firmamız var. Sonra 2008 yılında Antyazı Gereçleri olarak yola devam ediyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde sektörle yani bir 30 seneyi devirdiniz sanırım evet, sektörde. Evet. Ciddi bir süre Murat Bey ile beraber çalışmalar sürüyor. Evet. Böyle çok kısa bir sözü vermek istedim müsaadenizle. Buyurun Murat Bey sizleri de tanıyalım. Ben de 2000'li yıllarda başladım. Yine kırtasiye sektörüyle beraber başladık. Bu eğitim gelişleriyle alakalı da 2011 yılı itibariyle bu sektörün içerisine girmiş olduk. En son Orhan abiyle beraber devam ediyoruz. Çalışmalarımız hızla evet. Sürecek. Sırt sırt omuz omuza vermişsiniz, evet. Mücadele ediyorsunuz. Evet. Peki Orhan Bey tanıyalım mı firmayı, neler yapıyoruz burada? Biraz firmayı tanıyalım. Buyurun. Firmamız Antyazı Gereçleri olarak 2008'de kuruldu. Şu anda 1650 metre kapalı alanda bir iş hacmi 30 kişiyle çalışıyor. Olabildiğince kadromuz profesyonel. Yazı tahtaları, mantar panolar, eğitim gereçleri grubunda hizmet veriyor. Ağırlıkta şu an için yurt içi, yurt dışında belli yerlerde müşterilerimiz söz konusu. Gelenle yetinmeye çalışıyoruz. Aslında biraz arz talep meselesi sizin işiniz. Evet. Bütün talepleri de karşılıyorsunuz. Evet. Seviyorsunuz ama mesleğinizi. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Eyvallah. Yıllar geçmesine rağmen o heyecan sevgi, var sizde. Öyle hissettim. Sevgi olmadan hiçbir şeyin olacağını. Her iş böyle değil mi? Eyvallah. Fuar nasıl geçiyor? Böyle fuarın ilk günü. Bugün fuar hakkında görüşlerinizi alalım. İlk gün olmasına rağmen biraz ister istemez pandemi sürecinden olsa gerek. Yurt dışından gelen müşteriler söz konusu ama iç piyasa daha rağbet göstermiş değil. İç piyasa daha rağbet göstermedi. Onu bekliyoruz. Evet tabii fuarın günü de uzadı sanırım. Bir 5-6 günlük sürece çıktı. Bu da iyi oldu aslında. En azından gelenler açısından da iyi oldu. Büyük bir ihtimalle bu süreç 3 günlük süreç 6 güne bölündüğünden dolayı belki sakin geçiyor gibi gözükecek de olabilir. Beklentimiz iyi olması. İnşallah çok güzel geçer. Yani iki taraf açısından da. Son soruma geldim. Şöyle bu 30 seneyi göz önünde bulundurursanız hedeflediğiniz yerde misiniz Orhan Bey? Maalesef. Değil misiniz? Değiliz. Yola devam. Yola devam. Tabii ne hedef gidecek ne hayal. Evet. Çünkü gelişen bir teknoloji var. Sürekli de araştırıyorsunuzdur maalesef. Mutlaka. Biz maalesef. Bir yolda sizlere başarılar dilerim. Son bir teşekkür mesajınızı alalım. Buyurun Orhan Bey son sözleri size bırakayım ben. Sizlere ve tüm dostlara, bizle çalışan veya çalışmayan, sektörde bulunan bütün duayenlere teşekkür ediyoruz. Buyurun Murat Bey. Ben de teşekkür herkesi davet dostlara edelim buraya. Değil mi? Eyvallah. Tabii ki bekliyoruz. Bir çay içerler, bir kahve. En azından bir tanımış olurlar eyvallah, size. Eyvallah. Değil mi? Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Orhan Bey ve Murat Bey, başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çok sağ olun, hoşçakalın. Hoşçakalın.